Hadi en büyüğüne geldik bakınız. Herkes sevgiye övgü dizdiği için aşka, sevgiye maşallah piyasada kırılıyoruz sevgiden, aşktan. Bakın bu toplum nasıl sevgili bir toplum değil mi? Herkes birbirine bayılıyor değil mi? Arkadan ayağının altını kazmalar, efendim düşene vurmalar, her türlü ahlaksızlıklar sevgi edebiyatında üstümüze de yoktur. Ama sevgi Allah'ın büyük bir nimeti. Gerçekten de sevgi olmasın hiçbir şeyin tadı yok. Fakat sevgi bizatihi insanın en büyük belası olabilir mi? Olabilir. Olmaz mı? Olmaz mı? Onun için diyorlar ki yüreğinin götürdüğü yere git. Efendim. Susan Sontag mıydı o kitabın yazarı? Efendim, aman ha diyorum ben. Aman ha, öyle bir yanlış yapmayın. Yüreğinin götürdüğü yere git. Ya insanın yüreği nereye götürecek belli olmaz ki. Yani yürek dediğiniz şey aslında sizin limbik sistem. Alt beyin. Yani duygularınız. İnsan duygusuyla hareket ettiği zaman zaten pişman oluyor çoğu zaman. Yani akıl onun için duyguyu bağladığı için akıl demişler. Duyguyu bağladığınız kadar akıllısınız. Eğer duygular coşkun, taşkın sizi götürüyorsa bilin ki bir yere toslayacaksınız. Bilin ki bir yere toslayacaksınız. Niye? Duygunun şeyi yok ki, gemi yok ki, gem tutmaz ki. Nerede duracaksınız? Nerede duracaksınız? Eğer duygunuzun seline kapıldınız mı, baraj yıkılmış bir baraj gibi önünüze gelen Ne her şeyi gelirse. yıkacaksınız demektir. Duygularınızı kontrol ettiğiniz kadar büyürsünüz. Onun için akıllılığın ölçüsü coşkun taşkın gelen duyguları sal gitsin değil, duygularınızı kontrol edebiliyor musunuz? Yoksa duygu sizi yönetmeye başladı mı, sizin içinde, etrafınız içinde bir Tehlike. saatli bombasınız. Ama siz duygularınızı yönetiyorsanız, duygular Allah'ın size bir nimetidir. Sizi harekete Eyvallah. geçirir. Kaldı ki nihayetinde bu duyguların nörolojik birer salgı olduğunu, hormon olduğunu, hepsinin de hormonal karşılığı olduğunu artık biliyoruz. Modern beyin bilimde, nörolojide artık hepsinin karşılığını, beynin hangi tarafı aktif olursa insan nasıl davranır? Hangi hormon salgılanırsa insan nasıl davranır? Bunu biliyoruz artık. Dolayısıyla hormonlarıyla hareket eden insan insan olmaz. Ergen, Eyvallah. yani işte toplumumuzun da en büyük sorunu ergenlikten kurtulamamasının sebebi bu. Bakın, milli sporumuzdur dedikodu. Milli sporumuzdur gavga gıybet. Eyvallah. Milli sporumuzdur herkesin arkasından konuşması. Maalesef. Yüzüne konuşsana. Biraz önce buradaydı. Biraz önce buradaydı. Yüzüne söyleseydin olmaz mıydı? Ahlaki olsaydın. Yüzüne söyle, ahlaklı adam desinler. Ama arkasından söyleyince ahlaksız adam. Yüzüne karşı da tam tersini söylüyor Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Onun için zaten öyle olduğu zaman nur topu gibi münafıklarımız olur. Maalesef. Anlatabiliyor muyum? Maalesef. Yani maalesef de öyle oluyor. Biz korku toplumuna dönüşüyoruz. Onun için korku toplumuna dönüştükçe de ilişki kuramıyoruz. Yani bu anlamda biz gerçekten de otistik bir topluma dönüştük hep beraber. Karşı karşıya geldik mi söyleyeceğimiz hiçbir sözü söylemiyoruz. Ama ayrıldığımız zaman arkasından söylemediğimiz laf da kalmıyor. Oysa Kur'an bunu yasaklıyor. Bakın, Kur'an bizi ergenlikten çıkarıp büyütmeye çalıştıkça yok diyoruz biz ergen kalacağız. Onun için de paralel Kur'anlar uydurduk. Eyvallah. Şimdi onlarla geçiniyoruz. Eyvallah hocam, inşallah. Eyvallah. Buna aktif iyileri çoğaltarak, aktif iyiler Aynen. harekete Aynen. geçerek Aynen. inşallah bu Aynen. engel olmaya çalışacağız Aynen. hocam.